Kıymetli Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalı takipçileri kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Beğenip yorum yapıp paylaşabilir paylaşarak da bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda eşinize, dostunuza da kanalımızı takip etmenizi tavsiye etmenizi e, rica ederiz. Bugün farklı bir ee, kanalımız şey farklı bir videomuz var bugün dağlara çıktık Bekir dayımla Gambır Bekir'le mantar toplayacağız topladığımız mantarlarla gaz yumurtalı mantar pişireceğiz nasibimizde büyük bir mantar dek geldi İlengeri fötür gibi hatta bir haber kanalı sosyal medya hesabımdan paylaştığımda Taşkale'nin eski muhtarı devasa bir mantar buldu, bulmuştur diye haber yapmış. Ya bundan daha büyükleri de mutlaka vardır. Bizimki böyle bir nasipmiş tek geldi. Yakınında birkaç tane daha aynı kaya mantarından mantar bulduk. Mantarı genellikle bıçakla koparırsak devamı için iyi olur. Çünkü orada şeyleri kalır. 1781 rakımda bulduk bu mantarları. Telefonumda uygulaması var. Ekran görüntüsünü aldım. Onu da gördüğünüz gibi paylaştım. Farklı bir yerde yine burada biraz daha farklı bir mantar çeşidi. Çayır mantarı topluyoruz. Ve geldik mantarlarımızı hazırlayacağız. Çok fazla mantar olduğundan dolayı yaklaşık 13-14 kilo kadar falan mantar topladık. Bir kısmını eşle dostla paylaştık. Bir kısmını kış için bırakacağız ya kurutacağız ya düpürüz atacağız. Mantarımızın çapını ölçtük. Küçük tarafı 27.7 <laughs> Büyük tarafı 28.2 milim geldi. Tahminen 2 kilo civarındaydı. Kantara baktım aslında. Bunu bir de tartmayı arzu etmiştik ama kantarı bulamadık. Çoktan de değil zaten. Alt tarafı mantar. Biz bulmasaydık iki gün içerisinde yok olup gidecekti. Şimdi bunun işte bir kısmını şimdi yemek bir kısmını da kış için hazırlıyoruz. Bu arada tekrar hatırlatalım YouTube kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz eşinize dostunuza tavsiye ederseniz bizleri mutlu edersiniz. Taşkale'nin güzellikleri için Youtube kanalımdan Özellikle manazan için 4-5 Video Hedefliyorum programlıyorum Mantarlarımızı kıydık hazır ettik Burada her işi ben yapıyorum gibi de algılamayın yani olsun eşim de yardım etti kamera arkasında biraz da görsellik de mi yapıyoruz ne bileyim. Eşeğimiz hazır. De Gazlarımızdan bir de gaz yumurtası alalım diye yola çıktık. Geldik kolluğa bakacağız. İnşallah yumurtamız vardır. Geçenlerde bir kısmını, elimizdeki olanların tamamını bir arkadaş istedi. Ona kuluçkaya oturtmak için, makineye koymak için ona verdik. Maşallah 3 tane yumurtamız varmış. Yumurtalarımızı aldık. Birazdan kazlarımızı, akşam oldu kapatacağız, gittik. Şimdi sabah oldu. Eşim dedi, bugün sabah kahvaltısına hazırlar mısın? Tabii geçim ehli biriz, Biz burada öyle olmak zorundasın. Ne demek dedim? Hemen kalktım. Kahvaltı hazırlamak için elleri, kolları sığadık. Sığadık desek de inanmayın. Zaten ıssak kollu giydim. Sığamaya gerek yoktu. Domateslerimizi kıyıyoruz, biberlerimizi kıyıyoruz. Tavamızı ısıttık. Yağımızı kızartıyoruz. Üzerine attığımız sebzelerin yapışmaması için tabi tavanın ısınması, yağın kızarması bu konuda çok önemlidir. Şimdi yağımız kızardı. Yağımızın içerisine domatesimizi atacağız. Şimdi domatesi ben önden attım diye çoğu kişi diyor yani niye böyle yapıyorsun diye. Ben domatesi yemek olarak değil de sos olarak seviyorum. O yüzden alttan biraz erimesini istiyorum. O yüzden alttan domatesini biraz erittikten sonra üzerine kıymış oldum biber ve soğanını ilave ediyorum domatesimizin üzerine. Tabi amatörce bir çekim olunca ister istemez ancak bu kadar oluyor. Hoşgörümüze sığınarak yine de bu tür şeylere girişiyoruz. Biraz da, da, biber ve soğanların ölmesini bekliyoruz. Bakalım bir nasıl olmuşlar. Biraz bekledikten sonra tamam bayağı hallolmuş. Şimdi üzerine mantarımızı ilave ediyoruz. Şimdi bunların pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Mantarımız pişti. Şimdi dolabımızdan gaz yumurtamızı alacağız. Üzerine gaz yumurtamızı ilave edeceğiz. Mis gibi bir köy kahvaltısı. İrezeneli nor, siyah zeytin, muttan getirmiş kendimizin kurduğu yeşil zeytin, domates, salatalık, hazır. Görmüş olduğunuz gibi mantarımız da pişti. Bazı yumurtası da hoş gözüküyor. Bu elimdeki görmüş olduğunuz da arı sütü bal polen karışımı bir nevi antibiyotik Taşkale YouTube kanalı Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalını takip ettiğiniz için teşekkürler.